Bugün ilk defa hayatımda oğlumla drone kullandım. Selam dostlar, bugün sizlerle birlikte annemin drone serüvenine ilk kez şahitlik edeceğiz. Hazırsanız hep birlikte eğlenelim. Anne, ilk kez drone kullanacaksın, ne hissediyorsun? Vallahi oğlum, ben bunu kullanmasını bilmediğim için ama filmini izlemeyi çok seviyorum. Ben senin hatırın için bir sefer hadi uçurayım, hatırın tamam. Kırılmasın diye. Şimdi drone burada, kalkışı yapacağız. Konum ve bluetooth açık, kontrolcüye tıkladık ve şu anda zaten görüyor. Şimdi bir yandan da video kaydına başladık. Şimdi otomatik kalkacak anne, kalkışa tıkla. Ama korkuyorsun değil mi? Evet oğlum, ben bunu ayakta uçuramam. O şu an sabit duracak, korkmana gerek yok. Tamam, gerçekten filmini izlemek daha güzelmiş oğlum, bu heyecanlı şey. Bak şimdi, buna bastın da yukarıya gider. Tamam. Yok. Değişik bir şey. En iyisi makine. Zor değil mi? Korkunç. Zor, korkunç oğlum, yok. Yapmak istemiyor musun? Ben bunu hayatta yapmak istemem. Hayatımda ilk deneyim. Yukarıya it. Bak çok güzel kullanıyorsun. Aşağı yaptığında aşağı gider. Rüzgar olsa bile sabit kaldı bak. Gördün mü? Değişik bir şey. İstersen sağ sol yapabilirsin. Ha, yeterli. Korkuyorsun değil mi? Yok, korkma değil de cesaret işi oğlum. Aslında bak, ben sana biraz yardım edeyim. Mesela şu an sağa yaptık. Bize doğru geliyor. Tamam. Bak şu an ikimizi görüyor. Gördün evet. mü? Ekranda. Aynı uzaylılar olur ya. Uzaylılar da bizi takip ediyormuş gibi geldi. Bak mesela şimdi bizi takip et diyeceğim. Yürü anne, seni takip edecek. Aslında bu ne işe yarar biliyor musun? Ajan gibi mi hissettin şimdi? Kendimi böyle polisiye şeyler, filmler izleye. Bak biraz geriye git. Ya şey, ya mesela şu an yukarıya kaldırabilirsin çok az. Bak gördün mü? Hala bizi takip ediyor. Keyif al yani. Kırılsa da sıkıntı değil. Sen yeter ki keyif al. Yok oğlum, keyif vallahi almak. Bir şey olmaz. Keyif almak güzel bir şey de. Öyle indirebiliyorsun ama düz zemine indir. Sen daha iyi, bize doğru getirip. Nasıl ki? İstersen ben biraz kullanayım. Şimdi aşırı rüzgarlı ortamlarda bile keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sabah yağış vardı. Gündüz çekiminde görmüş olacaksınız. Şimdi hızlıca bir yukarıya çıkartıp ilerletiyorum. Bayağı bir yukarıya çıktı. İlk başlattığım alana doğru dönmeye başladı. Şu an sabitledi anne, beni çekiyor. Dostlar, bir yandan QR kodlu uygulama yolu barındıran kutuyu açarken en önemli detaylardan da bahsetmek istiyorum. Ürün cidden kaliteli bir kutuyla geliyor. Çanta ve su geçirmez poşet çıktı. Sert kumaş malzeme çantanın iç hacmini beğendim. Ayrıca taşıma kulpu gizlenebiliyor. Çok yer kaplamadığı için de ortalama bir sırt çantasına sığacaktır. Paket içeriği olarak klasik micro USB kablo çıktı. 2024 yılında artık C tipi olabilirdi. Kitapçıklar cidden çok detaylı ve rehber olarak başarılıydı. Modlar arası geçişten tut da kuruluma kadar gösteriyor. Ayrıca siteden de bilgi alabilirsiniz. Ek pervane yapraklarıyla birlikte gamepad'i andıran parlak siyah yüzeyli kontrolcüyle karşılaştım. Tak çalıştır yapıla gelen cihazda drone tamamıyla kurulu geliyor. Ne yazık ki SD kart çıkmadı. Pervane yaprakları çok kaliteli ve aerodinamik olarak tasarımını epey bir beğendim. Kolay kolay kırılacak gibi de durmuyor. Bu arada eklemler biraz hassas. Çantada bulunan ek fileli bölmeye fazladan powerbank ya da batarya koyabilirsiniz. Şu an fiyatına göre sunumunu beğendim. Drone'un malzeme kalitesi de epey yüksekti. Sert ve takır tukur sesler çıkartmayan pürüzsüz bir malzeme kaplaması var. Keskin gövde hatları yırtıcı bir hava katmış. Kumandaya geçtiğimizde açma kapama ve stop, yani durdurma tuşuyla birlikte yatay ve dikey hareket sağlayan joystick de koymuşlar. Ayrıca telefon için stand da mevcut. Arka tuşlarla kamera açısı ayarlayıp zoom kontrolü icra edebiliyoruz. Kumanda kalitesi gayet yeterli. Ergonomik olarak eli iyi otursa da kavrama hissi kauçuk olmaması nedeniyle standart kalmış. Drone'da önce üstler, sonra da alt kanatlar açılmalı, yoksa takılabiliyor. Duruş olarak heybetli bir yapısı var. Altta ne yazık ki kaymaz kauçuk ayaklar yok, sert plastik kullanmışlar. Üste güç tuşu ve şarj göstergesi varken SD kart yuvasını kanatlara denk gelecek şekilde alta koymalarına şaşırdım. Pratik olması için arkaya konumlandırabilirlerdi. Kanatlar kapalıyken sök tak yapamıyorsun. İki eksen stabilize, gimbal ve elektronik resim sabitleme teknolojisi bulunan kamera diyafram değeri olarak 2.15'te geliyor. 4K belirtilse de Full HD düzeyde diyebilirim. Çift sarsıntı önleme teknolojisinin çok başarılı olduğunu ileride siz de göreceksiniz. Kısaca akıllı modüler batarya sayesinde kolay
kadar çıkar yapabiliyor ve ekstra bataryayla uçuş süresini 26 dakikanın da üzerine taşıyabiliyorsunuz. Menzilimiz 1,5 kilometre, sarsıntı önleyici yapısı bir kenara, fırçasız motorla gelmesi merak uyandırıyor. Şahsen malzeme kalitesi ve tasarımı gayet yerinde. Dostlar, kurulumu aslında çok basit. QR kodla indirdiğin uygulamayı kuruyorsun. Wi-Fi ve Bluetooth açık olsun. Daha sonra telefonu kontrolcüye bağla ve kumandayı çalıştır. Ardından drone power tuşuna ışık yanana kadar bas. Zaten kanat ışıkları ve batarya durum göstergesi sana her şeyi anlatıyor. Daha sonra kumandayı açıyorsun ve eşleşmenin tamamlandığını, LED ışıklar yanıp sönmeyi bıraktığında anlıyorsun. Burada çok ince bir kısım var. Telefondan mutlaka drone'un yüksek hızlı Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekiyor. Yoksa ortak ağ üzerinden bağlantı kuramıyorsun. Ve size tavsiyem, kayıtlı ağlarda otomatik oturma açmayı kapatın. Yoksa Wi-Fi koparsa ve o ağlara bağlanırsanız izleyemeyebilirsiniz. İşte bu kadar basit her şey. Artık uygulama üzerinden kumanda logosuna tıklayarak ilerleyebiliyorsunuz. Tabi uygulama otomatik olarak uçuş bölgesi haritası güncellemek istiyor olsa da buradaki mantık hatası bunun internete bağlanıp cihaz bağlantısını kesmeden yapamıyor oluşu. Uygulamanın biraz bu konularda gelişmesi gerekiyor olsa da kullanım ve arayüz çok basit. Kumandada bulunan GPS spor ve normal arasında seçim yapabiliyorsun. Spor hızlı normal, normal hızda, kamera ise yavaş oluyor. Kumandadaki eve dönüş tuşu çok iyi düşünülmüş. 5 saniye uzun basarsa GPS mod arasında geçiş yapabiliyorsun. İşin güzel yanı yükseklik gibi parametreleri ayarlayabiliyorsun. Ses kontrolü performans izleme derken otomatik kalkışla 1,5 metre yüksekliğe hemen drone çıkıp sabit kalabiliyor dostlar. Güvenlik için geri dönüş ayarı var. GPS ve resim takibi gibi detaylar da mevcut. Filtre olayına bayıldım. Ekranda seçim yaparak ister arabanı istersen de seni takip etmesini sağlıyorsun. Ek olarak gesture modu var. Aktif edebilirsin. El işaretleriyle kolay kayıt alabiliyorsun. GPS pozisyonlama modunda kumandadan 5 metre uzakta takip edecek şekilde drone'u ayarlayabilirsin dostum. Menzil dışı, sinyal kaybı ve otomatik eve geri dönüş olayı iyi düşünülmüş. Yani başlangıç noktasına dönüyor. Bu arada dilerseniz bir bölgeyi baştan sona çekecekseniz uygulama üzerinden waypointler çizerek takip edebilirsiniz. Bu cihazda performans ve güvenlik ön planda tutulmak istenmiş. 7 derecelik rüzgar hızında havada uçabilirken hız olarak azami 54 km saniye veya 15 ms'ye kadar çıkabildi. Güç yetersiz olduğunda veya kontrol sınırının dışına çıktığında drone otomatik olarak ana alana dönüyor. Konumlama ve barometrik irtifa kontrol sistemleri stabil bir uçuş sağlamak için mevcut. İşin güzel yanı, drone sağa ya da sola yatsa bile düzgün çekim yapabilmeye mekanizması sayesinde devam edebiliyor. Bu konuda performansının hakkını yiyemem. Gündüz çekimlerinde gayet keyifli ve eğlenceli olsa da tek bataryada 24 dakika dayanabildi. Ayrıca gün batımı çekimlerinde diyafram zayıf kalıyor. Düşük ışıkta görüntü kalitesi haliyle düşüyor. Gündüz çekimlerinde yüksek ışıkta kontrast fena değil. Keskinlik ile tonalite farkını kestirmek bir tık zayıf olsa da fiyatına göre akıcılık gayet iyiydi. Aslında tam olarak GoPro 7'ye yaklaşan kıvamda bir resim kalitesi var diyebilirim. Sonuçta fiyatı ortada ve bir GoPro 10 performansı hayatta bekleyemeyiz. Dostlar, dürüst olacağım, 10K civarı satılan Evo 1 gibi cihazlardan çok daha başarılı ve çekici bir alet olmuş. Bence merak edenler bir şans verebilir. Ürünün linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Bugün ilk defa hayatımda oğlumla drone kullandım. Keyif aldım, fakat bir daha kullan dese bile yok, aman benlik iş değil. Ancak gençlerin kullanabileceği bir şey, bizlerin kullanabileceği bir şey değil. Ben ancak filmini izleyebilirim bu yaştan aynen, sonra. Aynen, ben çekerim o filmi yukarıdan, sinematik bir şekilde sen izlersin. Öyle olabilir, evet. Kısaca fiyat performans olarak eğlenceli bir alet. Elbette belirli bir yüksekliğe çıktığında ya da mesafe arttıkça giriş gecikmesi gibi şeyler olabiliyor ama totalde baktığında bütün güvenlik önlemleri olduğu için rahatlıkla kullanabileceğiniz, performans olarak da yeterli bir alet olduğunu açıkça söyleyebilirim. Biz değerlendirdik ailecek. Artık gerisi size kalmış. Hepinize iyi günler şekerim.